Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. Herkese çalışmalar 3D yayınlarından güzel bir trigonometri sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki x 0,720 arasında olmak üzere 2 tanjant 2x eksi tanjant x çarpı tanjant 2x eşittir. 1 artı 2 tanjant x denklemini sağlayan kaç farklı x değeri vardır? Arkadaşlar bu tarz sorularda bazı durumları yakalayabilmemiz lazım. Şöyle yapacağız. Bakın arkadaşlar çözerken anlatacağım. Buradaki iki tane tanjant x eşitliğin bu tarafına. Eksi tanjant x çarpı tanjant x eşitliğin sağ tarafına atalım. Bakalım neler gelecek. 2 tanjant 2x eksi 2 tanjant x eşittir 1 artı öyle değil mi? Tanjant x çarpı tanjant 2x olarak geldi. Şimdi şöyle yapalım. 1 artı tanjant x çarpı tanjant 2 xi eşitliğin her iki tarafını bölelim arkadaşlar. 2 kez yazmamak için şöyle yapıyorum. Burada iki parantezini aldığım zaman tanjant 2x eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant x çarpı tanjant 2x eşittir. Sadeleşti. 1 olarak geldi. Arkadaşlar 2'yi de 1'in altına atalım. Şöyle karalayalım buradan. 1 bölü 2 şeklinde yazalım. Şimdi bir şeyi fark etmemiz gerekiyor artık. Dikkat edin. Tanjant 2x eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant 2x çarpı tanjant x. Aslında buradaki açılım tanjant 2x eksi x'in açılımı. Öyle değil mi? Bakın bir daha kontrol edelim isterseniz. Tanjant 2x eksi tanjant x bölü 1 artı tanjant 2x çarpı tanjant x. O halde biz şöyle yazacağız. Tanjant x eşittir 1 bölü 2. Arkadaşlar bize tanjant x'i 1 bölü 2 yapan x açılarının kaç tane olduğu sorulmuş. 0,720 aralığında. Şimdi bakın arkadaşlar ben tanjant x'in 1 bölü 2 olacak şekildeki açısını bilmiyorum. Fakat şunu biliyorum. Tanjant x birinci bölgede ve üçüncü bölgede pozitif. O halde arkadaşlar bir bölgede pozitif ya. Birinci bölgede bilmediğim bir x açısı için tanjant x 1 bölü 2 olacak. Yine aynı mantıkla. Üçüncü bölgede bilmediğim bir x açısı için tanjant x arkadaşlar 1 bölü 2 olacak. Şimdi dikkat edin. 0,360 aralığında iki tane kök geldi. 0,360 aralığında iki tane kök geldi. Uzun uzun yazalım. Bize 0,720 aralığında kaç tane kök vardır diye soruldu. Arkadaşlar bakın bizden istenilen aralık tam olarak 2 tane kök bulduğumuz aralığın 2 katı. O halde arkadaşlar 2 iki kökü 2 ile çarparsak 4 kök gelecektir diyeceğiz. Bizim doğru cevabımız deniz ışıklı olacak. Ben bunu bir de arkadaşlar çemberler çizerek anlatmak istiyorum. İnanın daha kolay olacak. Bakın şimdi şöyle bir dik koordinat sistemini çizdik. Arkadaşlar 0, 360 olacak şekilde bir daire çizdiğimi düşünelim buraya. Tanjant x'in 0 ile 360 arasında 1 bölü 2 yapacak şekilde bir kök buradan geldi. Diğer kök de buradan geldi. Şimdi tam olarak arkadaşlar buraya 360'tan başladığımı düşünün. 360'tan 720'ye kadar gideceğim şekilde bir daire çizdim. Bakın yine tanjant x'i 1 bölü 2 yapacak şekilde bir kök buradan geldi. Diğer kök de tam olarak şuradan geldi arkadaşlar. Toplam 1, 2, 3, 4 tane kök oldu. Az önce de söylemiştik bizim doğru cevabımız Denizli şıkkıdır. Umarım açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar merhaba. Herkese çalışmalar 3D yayınlarından öğretici bir fonksiyon grafiği ile alakalı soru çözelim. Demiş ki gerçek sayılar kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları için f tek fonksiyondur. f çarpı g de tek fonksiyondur bilgileri veriliyor. Buna göre f eksi g'nin grafiği şekildeki gibi arkadaşlar f bölü g'nin grafiği şekildeki gibi F bileşke G'nin grafiği şekildeki gibi olabilir mi diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bizim f fonksiyonumuz tek bir fonksiyon. Bakın istediğiniz şekilde bir tek fonksiyon yazabilirsiniz. x üzeri 7'den başlayabilirsiniz. x üzeri 7 artı x'in 5. kuvveti artı x küp yazıp bırakabilirsiniz. İsterseniz x küp artı x yazıp bırakabilirsiniz. Fakat soruyu daha kolay çözmek adına arkadaşlar biz f fonksiyonunu sadece bir tane terimden oluştuğunu düşünelim. Yani şöyle diyelim f fonksiyonu arkadaşlar x'in 3. kuvveti olsun. Öyle değil mi? Tek bir fonksiyon olsun. Şimdi f çarpı g de tek bir fonksiyonmuş. Arkadaşlar f çarpı g. Herhangi iki fonksiyonu çarpalım. f fonksiyonu x küp g fonksiyonu derecesini bilmiyorum. x üzeri n ne gelecekmiş? x'in tek kuvveti. Bakın eğer buradaki g fonksiyonu tek bir fonksiyon olursa x'in 5. kuvveti gibi bir fonksiyon olursa x küp ile x'in 5. kuvvetini çarparsak x'in 8. kuvveti gelir. Yani f çarpı g çift fonksiyon olur. Demek ki arkadaşlar bizim g fonksiyonu tek bir fonksiyon olamaz. g fonksiyonunun çift fonksiyonu olduğunu düşünelim arkadaşlar. x'in 3. kuvveti çarpı x'in 4. kuvveti bakın toplarsak tek artı çiftten tek gelecek. Yani x'in 7. kuvveti gelecek. Demek ki bizim g fonksiyonumuz neymiş arkadaşlar? Çift fonksiyonmuş. Bu arada g fonksiyonu ne tek ne de çift fonksiyon da olabilir. Yine f tek fonksiyonu ile çarptığımız zaman arkadaşlar f çarpı g tek fonksiyon gelmez bunu da siz deneyin. O halde arkadaşlar f tek fonksiyon zaten vermiş. g de çift fonksiyon yazalım şuraya. g de çift fonksiyon olarak geldi. Şimdi birinci öncülden başlayalım arkadaşlar. f g'nin grafiği verilmiş. Grafik y eksenine göre simetrik. Arkadaşlar çift fonksiyonların grafikleri y eksenine göre simetriktir. Demek ki bana aslında şunu soruyor. f g çift fonksiyon olabilir mi diyor? Bakın arkadaşlar ben f için tek fonksiyon dedim. x'in 5. kuvveti. g için çift fonksiyon dedim. x'in karesi. X'in 5. kuvvetinden X'in karesini çıkartırsam gördüğünüz gibi ne tek ne de çift bir fonksiyon geliyor. Demek ki f g çift fonksiyon olmuyor. Birinci öncül arkadaşlar olamaz. Şimdi ikinci öncüle bakalım arkadaşlar. Şöyle kaydıralım hepsi gözüksün. F bölü g'nin grafiği orijine göre simetrik. Eğer orijine göre simetrik ise f bölü g'nin tek fonksiyon olması lazım. Arkadaşlar f'e tek demiştik. X'in 5. kuvveti olsun. G'ye çift demiştik. X'in karesi olsun. Böldüğümüz zaman X'in üçüncü kuvveti geldi. Yani F bölü G tek fonksiyon oldu. Demek ki arkadaşlar ikinci grafik olabilir. Şöyle bir tık atalım. Üçüncü grafiğe bakalım. F bileşke G'nin grafiğine bakıyoruz. Y eksenine göre simetrik. Yani F bileşke G çift fonksiyon olabilir mi demiş. Arkadaşlar F bileşke G F'de GX'i yazmak demek f x'in 5. kuvveti, g x'in karesi. Burada x yerine yani x'in karesi yazarsak bakın x'in karesinin 5. kuvvetinden x'in 10. kuvveti oldu. Yani f bileşke g çift fonksiyonu oldu. 3. grafik olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar bizim doğru cevabımız Denizli şıkkıdır diyoruz. Arkadaşlar merhaba. Hoş geldiniz. 3D yayınlarından düşündürücü bir dizi sorusu çözeceğiz. Hemen bakalım. Demiş ki a n bir aritmetik dizi ve x bir gerçek sayıdır. a n artı 3 artı a n artı 1 eşittir. 8 n artı x bölü 2 n artı 3 olduğuna göre a 1 çarpı a 2 çarpı a 3 nokta çarpı 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 a çarpımının sonucu kaçtır? Arkadaşlar bizim bu soruyu çözebilmemiz için şunu bilmemiz lazım. Aritmetik dizi doğrusal fonksiyon şeklindedir aslında ya da sabit fonksiyon yani sabit dizi şeklindedir. Şimdi bakın bunu biraz anlatmak istiyorum. Diyelim bizim A birimiz 3 olsun. D ortak çarpanımız da 2 olsun. O halde arkadaşlar A2 nedir? 5. A3 7. A4 9 nokta 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 şeklinde devam eder. Bakın ben A'n'i doğrusal fonksiyon şeklinde yazabilirim. A'n eşittir. Ortak çarpan 2 olduğu için 2n. Yani. 3 olması için artı 1 yazıyorum. Bakın n yerine 1 yazdığım zaman 2 kere 1 2. Bir daha 3. n yerine 2 yazdığım zaman 2 kere 2 4. Bir daha 5. Gördüğünüz gibi a n aritmetik dizisini arkadaşlar doğrusal bir fonksiyon belirtecek şekilde yazabildim. Şimdi şuna dikkat etmemiz lazım. a n artı 3 artı a n artı 1. Yani ben burada n yerine n artı 3 yazarsam bakın 2 çarpı n artı 3 artı 1 artı N yerine n artı 1 yazarsam bakın 2 çarpı n artı 1 artı 1 gelir. Arkadaşlar iki tane doğrusal fonksiyonu toplarsak bizim 8n artı x bölü 2n artı 3 şeklinde bir ifade elde etmemiz mümkün değil. Demek ki aslında bizim aritmetik dizimiz doğrusal bir dizi olamaz. Dolayısıyla bizim elimize ne kaldı? Kala kala aritmetik dizinin sabit dizi olma şansı kaldı. Şimdi sabit dizi olması için de burada bir çarpım oran yakalamamız lazım aslında. 2n ile 8 baktığımız zaman 4 katı. Demek ki x de aslında 3'ün 4 katı olacak. Yani 12 olacak. Bakın yazarsak 8n artı 12 bölü 2n artı 3. Yukarıda 4 parantezini alırsak 2n artı 3 bölü 2n artı 3'ten 2n artı 3'ler gitti. Burada ne kaldı? 4 kaldı. O halde bizim ifademiz şuna döndü bakın. a n artı 3 artı a n artı 1 eşittir arkadaşlar. 4 oldu. Şimdi dedik ki biz bizim dizimiz sabit bir dizi. Sabit dizi ne demek arkadaşlar? Bütün terimleri birbirine eşit demek. A1, A2, A3, AN artı 3, AN artı 1 hepsi birbirine eşit. O halde arkadaşlar AN artı 3 K ise AN artı 1 de K'dır. A1 de K'dır. K ile K'yı toplarsak 2 tane K 4 ise K2 olarak geldi. Yani sabit dizimizin bütün terimleri 2 arkadaşlar. O halde şuraya bakalım. X12 demiştik. Öyle değil mi? Yani A1 çarpı A2 çarpı A3 çarpı nokta 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 çarpı A12. Biz ne dedik? Hepsi 2. 2 çarpı 2 çarpı 2 nokta 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 çarpı 2. Kaç tane var? 12 tane. O halde 2 üzeri 12 olacak. Arkadaşlar şıklarda 2 üzeri 12 yok. E şöyle yazalım. 2'nin 2. kuvvetinin 6. kuvveti. 4'ün 6. kuvveti. Bizim doğru cevabımız Edirne şıkkı oldu. Umarım arkadaşlar bu çözümümüz sizler için açıklayıcı ve faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.